Hepiniz hoş geldiniz. Bir akşam daha birlikteyiz. Neredeyse haftanın 2 günü evlerinize konuk olmaya başladık. Bu da bizim için gerçekten sevindirici bir olay. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Dostlar, bu akşamki konuğumuz, iki konuğumuz var daha doğrusu. İlk konuğumuz sevgili Bülent Aktaş, Bursa bölgesinden. Uzun zamandır kendisini yayın almayı bekliyorduk ve nihayet de karşınızdayız. Teşekkür ederim hocam. Hocam, biraz sizi tanıyalım. Çocukluğunuzdan gençliğinize, sonra dağcılık merakınıza, nasıl bulaştığınıza dair. Kimdir Bülent Aktaş? Bülent Aktaş, Kars doğumlu, 73 Kars doğumluyum. İşte Kars'ta büyüdüm. Merkezdeki okulda okudum. Ama ailemin geliri hayvancılığa dayanı olduğu için sürekli bir ayağım köydeydi. Yani okul hayatının dışındaki tatillerde, boşluklarda sürekli köyde zaman geçirdim. Bu süreçte tabii Kars'ın yanında bir de şey vardı, Karadağ denen alçak da olsa bir tepe diyebiliriz, işte yüksek bir tepe diyebiliriz. Oraya sürekli arkadaşlarımla giderdim. Bazen yalnız gittiğim zaman da olurdu. Kaç yaşlarındaydınız o zamanlar? O zaman işte ilkokul bitmiş, orta birinci sınıf falan. 10-11 yaşlarında. Güzel. O süreçte de hep böyle tepe, kaya, böyle gördüğüm her yerde tırmanmaya, çıkmaya çalışıyordum kendimce. Köyde de yine aynı şekilde. Hep gördüğüm yükseltiler benim hep ilgimi çekiyordu. Bölgede bulunan tepeler, kayalar, çıkabildiğim, gözümü kestiği her yere bir şekilde çıkmaya çalışıyordum. Şöyle bir saptamamız oluyor bazen bizim kendi aramızda. Özellikle köy yaşantısından, Anadolu'nun bağrından gelen kişiler dağcılıkta çok daha başarılı oluyor. Çok daha hızlı gelişiyor. Sizin de demek ki arkanızdaki ana etken buydu. O köy yaşantısı ve Yani teveccüh, gelişimi. evet, belki onun şeyi var, etkisi var ama Peki diğer yaşıtlarınız da insan sizin gibi mi düşünüyordu? Ya da sizinle yok değil. geliyorlar Yani mıydı? Çünkü bu da beni önemli. hep böyle yeriyorlardı aslında. Bazen hani işte şimdi bize takılan lakap gibi işte deli, çılgın işte gibi söylemler hep yine söylüyor. Ne işin var orada? Niye çıkıyorsun ki? Burada yorulacağız şimdi. Oraya tepeye kadar çıkıp bir daha geri geleceksin diye. Ama bunlar Ya... bana hiç böyle şey gelmiyordu. Yani eziyet gelmiyordu. Benim için bulunduğum bölge bana verdiği hazzı Yani bir yaşamaktı. ayrıcalıklı bir tarafın olduğunu biliyordun. Yani Şeye evet, rağmen onu de hep şehir hayatında koruyordun. da aynı Şimdi şekildeydi. Evet. Yani onların herkesin keyif aldığı, mesela futbol oynamak çok keyif vermiyordu bana. Oynardım ama sırf işte sosyalleşmek adına oynardım, ama benim uğraştığım sporlar hep farklı sporlar oldu. Yani çevremdeki arkadaş, akran gruplarının haricinde. siz söyleyince fark ettim. Ben mesela Batı'da, İstanbul'da yani doğumum Anadolu ama yaşantımın 2 yaşından sonraki büyük kısmı hep İstanbul'da ve varoş semtlerinden birinde yaşantımı gündeme getirdim. Bana da Deli Dağcı derlerdi. Sonra entel adım oldu. Sonrasında turist oldu. Turist ağacı. Hep Evet. böyle sizi dışlayan, öteleyen, bütün içlerini benimsemeyen bir tarafı var. Ne zaman ki böyle artık televizyonda orada burada görmeye başladılar. Ondan sonra iyi devam et sen bu işten iyi para kazanırsına kadar getirdiler. Yani para kazanıyorsan toplum destek veriyor. Aile de Ya öyleydi mesela. maalesef Akrabalar da öyle yani. öyleydi. Çok Bu bilmiyorum sevinelim üzülelim mi? Sadece bizim olaya rant olarak bakılması Türk kötü. kültürünün verdiği şey o ama. Yani sporda ben bunu yıllardır aynı sıkıntıyı çekiyorum. Spordaki olayda şöyle bakıyorlar. Yani kazançla doğru orantılı yapıyorlar. Sadece spor değil aslında. İş hayatında da böyle. İyi kazanıyorsan iyi bir meslek sahibisin anlamı oturmuş maalesef bizim ülkemizde. Hele sporu tamamen angarya olarak, gereksiz bir uğraş olarak görüyor. Ya ben 35 yıldan fazladır sporla uğraşıyorum. Yani çocukluğumdan beri Evet birçok hocam, branşta spor kültürüne uğraştım. gireceğiz. Onu ayrıyeten bir işleyeceğiz. Antrenörlük kısmını işleyeceğiz. İşte kulüplerimizi işleyeceğiz.
Sizi biraz daha tanıyalım. Sonra kırsaldaki yaşantınız nasıl oldu, gelişti? Onu da alalım. Yani sonrasında işte lise hayatı, lisede de yine aynı şekildeydim. Ben çünkü diyorum ya, hep boşlukta sürekli arazide olduğum için yine kaçıp giderdim. Yani ya da bulunduğum arazide de şeyde yükseltilere çıkardım. Ve hep şey hayalini kurardım. Yani gördüğüm kayalar hep beni çekti. Gördüğüm dağlar hep beni çekti. Onların hep üstünde tepesinde olmak istedim. Böyle oralara tırmanmak istedim. Orayı yaşamak istedim. Bunu da Bursa'ya geldikten sonra bir tabii nasıl olur, dağcı nasıl olunur ya da dağcılık nasıl bir şeydir aslında tam olarak bir bilgiye sahip değilim. O zaman tabii internet yok, bu kadar iletişim açık değil, çevremizde yönlendirecek kimse yok. Üniversite için Bursa'ya geldiğimde bir sunum yapmışlardı şeyde Tömer'de, Ankara Üniversitesi'nin Tömer Dil Eğitim Merkezi vardı. Ablam o zaman orada çalışıyordu. Orada Bursa'daki il temsilcinin bir dağcılık ekibi bir sunum yapmışlardı. Ben de tırmanış ve dağcılığı çok istiyorum. Ve bu iş benim işim dedim. Yani size nasıl katılabilirim, ne yapabilirim? Yani bana bir malzeme listesi saydılar. 90'lı yıllarda o liste bizim için şeydi yani, ütopyaydı. Dedi ki bu iş olmayacak herhalde. Sonra yine bir hüsran oldu. Sonra üniversite beden eğitim bölümüne başladığımda bir şenlikte, üniversite şenliğinde çadırı gördüm. Aa dedim, ben bu çadır alayım, siz satıyor musunuz ya falan diye böyle bir giriş yaptım şeye arkadaşlara. Dediler ki böyle böyle bir kulüp var, bunlar biz kulübün tanıtım standı falan derken böyle dağcılık kulübünün olduğunu duyunca tabii gözlerim parladı. Nasıl oluyor bu iş, nasıl bitiyor, biz nasıl üye oluyoruz? İşte ücretli olmadığını, bir takım faaliyetlerin olduğunu, üniversitenin desteklediğini falan duyunca tabii havalar uçtu. Hemen o hafta sonu kulübün de faaliyeti vardı. Şeye gittik. Kaya tırmanış eğitim vardı. Oraya gittik. Tabii üstümüzde bir kot pantolon, spor ayakkabı, böyle bir dağcılığa ilk adımı attık. Ondan sonrası da geldi. Yani sonrasında hiç durmadım. Her fırsatta eğitimlere katıldım, dağlara gittim, tırmanışa gittim ve dedim ki evet, bu iş benim işim. Yani yıllardır içimde yanan ateş buydu. Yani evet, aslında çocukluktaki o doğayı sevme, yeşili sevme, işte dağları sevme, coğrafyaya olan ilgi aslında sizi sporsal anlamda bir yerlere getiriyor. Belki de sporsal kısmı çok arkada. Tamamıyla iç yolculuğunuza yönelik bir şey bu. Bir beklentinin gündeme gelmesi olmuş. Çok Yani gerçekten şanslıymışsınız öyle. bence. Evet. Kesinlikle kendimi şanslı görüyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani doğada olmanın huzuru beni hep huzurlu etti. Şu anda bile yani adımımı toprağa ilk bastığım andan itibaren, yeşille buluştuğum andan itibaren ruh halim değişiyor. Yani yüzümdeki ifadem değişiyor. Çevreme davranışlarım değişiyor. İlginç bir şekilde yani şehre geldiğimde daha böyle bir agresif yapıya bürünebiliyorum. İstem dışı oluyor bu. Demek ki diyorum ki işte benim şeyim, yaşam alanım orası. Ama maalesef işte çalışma hayatı, sürdürmek zorunda Bir olduğumuz bir de hayat şu var, sizi şehre tıkıyor. dağcıların genelinde bir şey yaptığım zaman aslında kalabalıkları çok sevmeyen, insan ruhunun içerisinde bulunmayı çok has etmeyen, huzuru biraz daha doğada arayıp biraz da bu keşmekeşlikten, koşuşturmadan uzak olmayan isteyenlerin aslında bir mekanı. Mesela Yani öyle işte, ama ben ona çok katılmıyorum. Aslında bu sonradan bu işe katılıp, yani sonradan dedim belli bir yaş kitlesinden sonra, yani yaşantından sonra evet, o bıkmışlıkla gitmek ayrı bir şey. Ama bendeki duygu o değil. Yani bendeki duygu o şehirdeki bıkmışlık duygusu değil. Şehirden kaçma değil aslında. Yani çocukluktan beri benim yaşantım hep doğanın içindeydi. Doğayla ve hayvanlarla birlikte oldu. Her ikisini çok böyle severek yaşadığım bir şeydi. Yoğun bir zaman dilimiydi diyeyim. Ve bu bana hep huzur verdi. Yani aynı, belki de aynı duygular için, yaşamak için ben böyle bir yönelme içindeyim. çok güzel hocam. Yani Peki sonrasında
Tam aradığınız şeyi buldunuz. Spor dalını buldunuz. Kendinize Evet. yakın felsefeyi buldunuz. Ama ürünler pahalı, malzemeler pahalı. Bir Evet. dünya şey tutuyor. Biraz düşündürdü mü sizi o yıllarda? Ya bu biraz zengin Ya işi, aristokrat sporu gibi baktınız mı olaya? kesinlikle baktım ama şöyle bir şey vardı. Şimdi o zaman mensubu olduğum kulüp, yani UDK, Uludağ Üniversitesi Dağcılık Kulübü. Hala daha görüştüğüm arkadaşlarım ve kulüple hala mezun olan arkadaşlarımla görüşüyoruz, irtibat halindeyiz. Ve çok severek zaman geçirdiğim arkadaşlarım. Buradan da tekrar anıyorum ve teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın desteği de çok oldu. Yani benim o zaman yaz aylarında da hani turizmde çalışıyordum. Oradan biriktirdiğim biraz parayla kendime bir Linon'un o zaman çanta tulumbat kampanyası vardı. Böyle bir Ah o seti evet. alıp o sete ulaşıp böyle bir takım faaliyetlere daha rahat gidebilme şansını yakalamıştım ama sağ olsun bizde kulüp ortamında paylaşım çok iyiydi, çok önemliydi. Ve birbirimizi destekliyorduk. Yani malzemesi olan olmayan arkadaşlar hep destek veriyordu. Ve ben de şehir dışı faaliyete giderken hep o desteği aldım yani sağ olsun arkadaşlarımdan. Çanta olabilir, ayakkabı, o zaman işte plastik bot edinmek çok yine rakamsal olarak çok yüksek bir şeydi. Yani ortak kullanım gibiydi ve kimse kimseden malzemesini esirgemiyordu işin açıkçası. Hani kulüpte kişisel malzemeler yoktu. Kulüpten teknik malzeme, çadır vesaire edinebiliyorduk ama kişisel malzemelerde tabii eksik malzemeyle gittik. İşte eşofman altlarıyla, boğazlı kazaklarla, ondan sonra süveterlerde daha kışın daha çıktığımız oldu. Yani polar falan edinmemiz ya da bir takım teknik işte su geçirmez kıyafetler edinmem biraz zaman aldı. Ama sonrasında yani o süreçteki bizim o kulüp dayanışması çok güzeldi. Yani biz bunu faaliyetlere giderken de yine aynı şekildeydi. Bir, o bilinçle hareket ediyorduk. İşte grup halinde hareket etme, gruptan bölünmeden zirveye birlikte ulaşma gibi bir hedeflerimiz vardı. Bunu da doyasıya yaşadık ve onlar da o aldığım destek sayesinde de faaliyetlerimi tamamlayabildim diyebilirim İlk Aladağlara gidişin hangi yıldı? Hatırlıyor musun? yani. 97 kışıydı. Hmm. 97 kışında ilk demir kazık denememiz diyeyim yani. Bir kış faaliyetine 4 arkadaş gittik. Hatta Didem de şu anda şey yapıyor. Katılımcı olarak izliyor sanırım. Hatta 5 kişi pardon. Biz 5 kişi, 4 erkek bir bayan arkadaş. 5 kişi 2 çadır gittik. Çok ciddi fırtınalı bir havada Sokullu'ya ulaşabildik. Bir çadır kurabildik. İkinci çadırı kuramadık. Çünkü zaman şey yapmak istemedik. Harcayıp O çok kış fazla yıpranmak istemedik. biz de şeydeydik, kaldı kış yapıyorduk 97'de. Ulaş, ben, Utku ayrılmaz, bir de Ayşin Özer olabilir. Kaldı kışı çıkmıştık. 3 yıldır üst üste çıkamıyorduk. 95, 6 ve 7'de çıkabilmiştik. O kışın dönemini biliyorum. Bayağı bir çetrefilli dönemdi. Evet, Yani yani aynı biz o zamanda şehri püskürme yaşamıştık zaten. O fırtınada, çünkü 5 kişi bir çadırda artık dedik direnmenin bir anlamı yok, bu fırtına durmayacak. Gecenin bir yarısı geldik, dağ evine attık kendimizi. Her tarafımız, yüzümüz gözümüz donmuş halde. Çok ciddi bir fırtınaydı. ben duyuru Ama doğru bir sırasında karar vermiştik yani. senin fotoğraflarından birini paylaştım. Her tarafın böyle buz tutmuş, üzerinde kalmış. O döneme ait mi Evet. bilmiyorum. Yok yok, çok sonrasında Ağrı'daki fotoğraflardan bir tanesi o. Bayağı Ağrı şeydi. Dağı'nda. Hatta kaderin bir cilvesi midir nedir? Ben kaldı ya 97'de kışın çıkışa gittiğimde, tabi o zamanlar dediğin gibi polar bile yok doğru düzgün. Kadife pantolon, işte yün içliklerle bilmem ne gidiyorduk. Maske takmıştım yüzüme. O zamanlar vaf bile yok yani. Bildiğimiz şimdiki maskeleri takıyordum. O zaman kaynak maskeli olarak kullanıyordu onlar. Fotoğrafı da duruyor. Böyle sarı bir maskeyi takmış böyle kulaklarımın arkasından. Hem burnumu koruyor hem ağzımı koruyor. O da bir kaderin cilvesi olarak bugüne kadar geldi. Peki Bülent'ciğim, sonrasında teknik tırmanışları nasıl başladı? Tamam, dağcılık, kış tırmanışı. Paralel mi gitti?
Hani kaya tırmanışı. Paralel gitti. Yani ben hep kayayı da daha çok tırmanışı daha çok seviyordum. Kaya tırmanışını. Yani paralel devam ettik. O her fırsatta yani zirve tırmanışla beraber yine kaya tırmanışlarında yapıyordum. Sürekli zaten Bursa'da hep bizim şeyimiz yani nasıl diyeyim bahçemiz işte arka bahçemiz Narlıdere'ydi. Sürekli orada her fırsatta oraya tırmanışa gidiyordum. Unutamadığın Orada ilk üç güzel. şeyin var mı böyle? Senin için bir dönüm noktası olan tırmanışın, kaya olsun, mix olsun, irtifa olsun. Yani ilk lider tırmanışımı unutamıyorum. Çok riskli, çok yüksek riskli bir tırmanış yaptım. Şeyde, Narlıdere'de yine o mağara dediğimiz rotayı tırmanırken ilk ip boyun tırmandık. Mağaraya kadar etaptı. Çok ciddi bir şeyle riske gitmiştim. Şöyle, Toyluğun acemiliğin verdiği şeyle yani atmış olduğum hala ara emniyetler benden sonra aşağı inmişti. Psikolojik Yani emniyet. epey bir free gitmişim yani. Onu sonradan arkadan gelen arkadaşlarım söyledi. Tabi malzeme yok. O zaman frictionımız da yok. Yani kemeri bulduk giydik. Öyle spor ayakkabıyla tırmanmıştım. Bir diğeri Hasan Dağ'ın iki arkadaş Mustafa Gültekin'le beraber üniversiteden ilk şehir dışı faaliyetimiz. Yine kış faaliyetine gidiyoruz. O faaliyette böyle komik anlar yaşamıştık. Daha Aksaray'dayken falan. Sonra dağda da güzel zamanımız geçti. Çok güzel. İki kişi böyle çok komik şeylere takılmıştık. İşte benim hep söylediğim, anlattığım terminalde mesela şeyi altimetreyi kalibre etmek için şeyi sordum. İrtifayı sordum. Yani buranın rakımı kaç falan dedim de orada elemanlardan bir tanesi, gençlerden biri şöyle bir durdu, düşündü, düşündü. Abi dedi, onu dedi bizim büyüklerimize sormak lazım. Onlar daha iyi bilirler dedi. Bu arada hocam benim Öyle WhatsApp'a yazmışlar. Hocanın kafasının yarısını görüyoruz. Biraz telefonunuzu Ha. böyle açı olarak öne doğru eğerseniz yakışıklı yüzünüzü bir Ya. görsünler. Heh. Estağfurullah. Tamamdır. Bu Ya arada şöyle aşağıdaki sert para yazıları da tutmaya okuyor musun? çalışıyorum. Selamlar falan diyen Okuyorum, dostlar okuyorum. var. Evet. Peki diğer Estağfurullah. böyle korktuğunuz, ben bu işi tamamen bırakmam lazım. Buraya kadar dediğiniz bir şey var mı? Ufak bir anınız yahut da ne bileyim tırmanışınız. Yani ya korktuğum şeyler oldu elbette. Yani bir takım şeyler riskli durumlara düştüm. Kazalar yaşadım. Ölümlü kazalar yaşadım. Tırmanışta arkadaşımı kaybettim. O öncesinde ondan 3-4 yıl önce biz öylesine gitmiş olduğumuz bir Uludağ gezisinde düşüp 4 kişi yaralanmıştık. Bir de kardeşim vardı, iki arkadaşım vardı. Yani komik, aslında trajikomik bir yaralanmaydı o. Ama onlar bana şey yapmadı. Zaten o kazanın, arkadaşımı kaybetmenin üstüne tekrar Aladağlara şeye gittik. İşte Sulağankaya tırmanışına gittik. O tırmanış benim için biraz böyle şeyi kırdığım bir tırmanış oldu aslında. Çıtayı geçtim. Çünkü o tırmanışa gitmeseydim ya da onu yarıda bıraksaydım büyük ihtimalle geri adım atacaktım ve dönmem çok zor olacaktı ya da bırakacaktım diye düşünüyorum. Çünkü sıkıntılı bir psikolojik bir süreçti o. Tırmanışta yaşananlar sıkıntılıydı. Ama onu atlattıktan sonra yani o çizgiyi geçtikten sonra tekrar yoluma devam ettim. Yani bu 2005 yılıydı. 2005'teki o sıkıntılı süreç biraz şeydi. Yani soru işaretleri koymuştu çokça kafama. Ya evet hocam anlıyorum sizi, acınızı da paylaşıyorum. Çünkü biz de bu sporun içerisinde bu noktaları yakından da olsa yaşıyoruz, hissediyoruz. Dünyanın en güvenli sporu, en kurallara uyulduğunda riski en az olan fakat bir o kadar da en küçük bir hatada telafisi olmayan bir spor dalı. Biz bu riskleri aslında biraz da yaşadıkça, başımıza geldikçe daha iyi kavruyoruz, algılıyoruz. Bununla söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa içinizde kalan paylaşabilirsiniz. Buradan aktarabilirsiniz. Yok yani şeyle ilgili olarak hani riskle ilgili olarak tabii ki risk hayatın her yerinde var. Tamamen risksiz diyemeyiz. Yani dağcılıkta evet, dağcılıkta riskleri içeren bir spor. Bazen işte bazı riskleri göze aldığınızda başarıyı elde edebiliyorsunuz. Tamamen şey olmuyor. Yani her şey süt liman bir sporla uğraşmıyoruz maalesef. Ama bu her yerde var. Yani her gün trafikteyiz. Araç kullanırken Tabii çok ki, daha tabii riskler ki. alıyoruz.
Yani bugün Yani biliyorsunuz ülke genelinde saçma sapan bir uygulama var. Şimdi biz dünyanın her yerindeki dağlara çıkıyoruz. Dünyanın her yerindeki bölgelere gidiyoruz. İzin de almıyoruz. Sadece bilgi veriyoruz. Gidiyoruz dünyanın bütün dağlarına ki ben gittim çoğuna. Lakin ülkemizde biliyorsunuz son dönemlerde yani bırakın bilgi vermeyi izin adı altında ciddi yasaklar var. Bunlardan biri cirolar. Daha düne kadar Ağrı'ydı ki Ağrı'nın kuzeyi hala yasak. Efendim O da Munzurlar, Bozdağ ve hemen senin yani eteğin dibinde yaşadığın dibinde Uludağ. olduğumuz evet yani Yani bu spora ne oluyor? Hani Avrupa'daki gibi on binlerce insan akın akın gitmiyor ki. Yani toplasanız belki sene içerisinde bütün doğa sporlarını toplasanız doğaya gidenler 10.000'i bulmaz. Ya bu ne anlama geliyor? Ayda Türkiye genelinde 1.000 doğa sporcusu yok. Aktivite içerisinde olan. Ki Hani 83 bu milyonluk bence bir şeyi yerde böyle bir aşılacak büyük sıkıntı var. ihtimalle. Yani evet bu şimdi spora bakış açısıyla aşılacak bir durum. Spora bakış açısı değiştikçe giden kişi sayısı artacak. Giden kişi sayısı arttıkça da bu yasaklar koyulmayacak. Şimdi piknik alanları neden yasaklanmıyor mesela? İnsanlar neden engellenmiyor pikniğe giderken? O da doğada. Uludağ'ın ta şeye kadar Çobankaya ve onun üst taraflarına kadar insanlar gidip piknik yapabiliyorlar. Göllere çıkıp araçlarla piknik yapabiliyorlar. Bunların hiçbirine yasak gelmiyor. Yani arabanızda mangal varsa her yere gidebiliyorsunuz. Ya da arabanızda kayak varsa istediğiniz dağa çıkabiliyorsunuz izin almadan. Çok daha ilerlere gidiyorsunuz. 25 yıldır ben dağcılıkla uğraşıyorum. 25 yıldır tırmanıyorum. 25 yıldır ben Uludağ'a çıkmaya çalışıyorum. Çıkmaya çalışıyorum diyorum çünkü bu hep böyle oldu. Yani bu 25 yıllık süreç içinde belki arada biraz boşluklar olsa da hep bir izin merakı gündeme geldi. Yani bir şekilde engellendi. Çoğu zaman kaçak gittik. Geri çevrildiğimiz oldu. Yani saçma sapan uygulamalardan oldu. Bu doğru kişiye doğru bilgilerin aktarılmamasına dayandırıyorum ben bunu. Yani birinci ağızdan bilinçli bir şekilde bu sporun gereğinin bu olduğu, her şeyin kağıda, evraka dayandırılmaması gerektiğini, bunu yıllardır söylerim. İşlerin kolaylaşması gerekirken işlerin yokuşa sürüldüğü bir sistemde, düzende sporun ilerlemesi kolay değil. Bunun için de nasıl diyeyim, yani uğraşmak gerekiyor. Ses getirici sadece eylemler değil, kişilere bireysel uğraşıp doğru bilgi aktarımı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz Uludağ kışın çok tehlikeli dağlarımızdan biri. Haliyle kaybolmalar, ölümlü vakalar gündeme geliyor. Sadece dağcılar bazında değil, piknikçisi de otelden çıkan müşteri de gidip orada bunları yaşayabiliyor. Fakat bizim spor bilincimiz, kültürümüz olmadığından mıdır nedir? Hani yıllardan beri diyorsunuz 25 yıldır Uludağ'a inip çıkıyorum. Hala bu kafalar değişmedi. Yani bizi aslında bu insanlar tuzu kuru, maddi hiçbir sıkıntıları yok. Sırf eğlence, keyif olsun diye dağlara gidip bizi de sıkıntıya sokuyorlar. Bu dağcılar böyle tipler. Aman çıkmasınlar efendim. Spor yapacaksa insin, salonda yapsın diyen bir düşüncenin ürünü müdür? Nedir bizim memleketimizdeki spor kültürü Yani sizce? spor kültürü aslında spor bir girişte de bahsettik ya gereksiz bir şey olarak görülüyor. Yani bizdeki başarı direkt kazançla doğru orantılı olduğu için kazancını ise o iş yapılabilir, kazanç kötüyse o iş yapılamaz mantığıyla bakılıyor. Spor da angarya olarak görülüyor. Gereksiz bir uğraş olarak görülüyor. Yani bu da diğer beraberinde getiriyor. Yani diğer şeyleri, görüşleri ve karşıt duruşu beraberinde getiriyor. Yani spor boş bir uğraş, gereksiz bir uğraş olarak. Yani spor kültürü yerleşti. Bazı aileler var. Elbette çocuklarını spora götürüyorlar. Sağlıklı bir vücuda sahip olsun diye götürüyorlar. Ama bizdeki yani Türk kültüründeki genel bakış açısı benim görüşüm en azından. Yani fayda şeyli bağlantılı olduğu için spordan da bir fayda bekliyorlar. Mesela bana hep yıllarca size de sormuşlardır. Yıllarca şunu sordular. Dağa çıkıyorsun ne kadar para veriyor size devlet? Devletten mi alıyorsunuz? Öğrenciyiz diyoruz. Üniversite mi veriyor size para? Ne kadar para veriyorlar?
Vermiyor diyoruz. Kendimiz gidiyoruz. Niye çıkıyorsun o zaman diye soruyorlar. Yani dağda ne işin var? Yani bir iş, başımıza bir iş geldi, bir kaza geçirdik. İnsanların genel tepkisi ne işleri varmış orada? Bir olay oluyor, ne işi varmış orada oluyor? Yani bu piknikçi de olabilir, bu tırmancı da olabilir, yürüyüşçü de olabilir, dağcı da olabilir. Her zaman sorulan şey ya da söylenen şey ne işi varmış orada? Niye gitmiş ki? Yani insanlar o zaman niye futbol oynuyorlar? Kahvedeydin sen, futbol maçı izlerken birisi geldi, havaya ateş etti. Mermi sekti, işte yaraladı ya da öldürdü birisini. Kimse ona demiyor ya ne işi varmış orada. O zaman diyorlar ki adam efendi efendi kahvede oturmuş şeyini izliyormuş. Televizyonunu izliyormuş, oyunu maçını izliyormuş. Sonra başına böyle bir şey gelmiş. Yani ben buna bağlıyorum. Bunun da zamanla aşılacağını düşünüyorum. Çünkü hani örnek göstermek değil ama çünkü ben devletimi, milletimi ve Türkiye'yi seven birisi olarak diyorum. Yani örnek göstermek istemem. Hep diyoruz Avrupa şöyle böyle. Biraz onların gerisinde, spora başlangıç olarak gerisinde olduğumuz için maalesef böyle bir şey var. Süreç var. Çünkü ben yıllardır hep mücadeleyle spor yapıyorum. Hala daha süreç içinde biraz daha anlatırız, detaylara gireriz. Bunu aşmak kolay değil. Bunu zaman içinde aşılacak. Yani Evet hocam. Avrupa da bence bunu zamanda aştı. Yani daha erken başladılar, daha hızlı yol aldılar. Biz biraz geç başladık. Şimdi yol almamız zaman alıyor diye düşünüyorum. Bu arada bir uyarı gelmiş arkadaşlarımızdan biri. Sesiniz çok yavaş, biraz yükseltin demişler. Öyle mi dostlar? Olabildiğince yüksek sesle konuşmaya başlıyoruz. Yani Ama ben de evet yüksek sesle konuşuyorum ama belki mikrofon ağzımdan uzak durduğu için olabilir. Size nasıl geliyor hocam? Şu an güzel, evet, daha güçlü gelmeye başladı. Böyle uyarıları da aşağıdan yaparsa dostlarımız, Evet katılımcılarımız evet çok tabii ki. seviniriz. Şimdi hocam spor olayına döneceğiz, kulüplere döneceğiz. Biz yine bir başa doğru bir kısa bandı saralım. Tabii ki spor sağlığı yöndeki gelişiminiz okul ortamından ilerdi, sonra mesleğinize kadar dönüştü. Federasyonla nasıl tanıştınız, nasıl içerisine girdiniz, neden girdiniz? Bunları da bir açıklarsanız Evet, iyi olur 97 oğlum. yılında biliyorsunuz her yıl Latif Osman Çıkıgil anısına bir tırmanış düzenleniyor Bursa'da, Uludağ'da. Öncesinde şimdi 96 yılında 97 yılında şöyle oluyordu. 99'a kadar yanlış hatırlamıyorsam tarihler belki yanlış olabilir. Bilen arkadaşım varsa eğer katılımcılardan düzeltme yapabilir aşağıdan. Şimdi il temsilciliği bir faaliyet düzenliyordu Latif Osman Çıkıgil anısına. Bir de o zaman Demirtaş Spor Kulübü, o zaman birim sorumlusu Korkut Güven vardı. Korkut Hocam, çok severim kendisini. Beraber çokça da dağa çıktık. Bir sürü faaliyet yapmışlığımız var. Eğitimlere beraber katılmışlığımız var. O da Demirtaş'ta ayrı yapıyordu şeyi. Ben yine il temsilciliğinin yapmış olduğu bir Latif Osman Çıkıgil faaliyetinde, loş diyoruz abi, buna öyle anlıyoruz. O zaman federasyon başkanı Alaaddin Karaca'yla tanıştık, konuştuk, oteller bölgesinde beden terbiyesi diye geçiyor o zaman, şimdi artık kayak evi oldu. Orada faaliyetle ilgili konuşuyorduk ve o zaman ben şeyden bahsettim. Dedim ki hocam biz üniversitede dağcılık eğitimleri aldık. Yaz eğitimlerimiz var, kaya eğitimlerimiz var, kış eğitimlerimiz var. Ve ben federasyon faaliyetlerine de katılmak istiyorum. O zaman duyuyoruz işte federasyon yurt dışına şuraya gidecek şeyler var. Yurt içinde faaliyetleri var. Tırmanış faaliyetlerine federasyonla katılmak istiyorum. Hani buradaki asıl amacımız şey, tabii işin açıkçası faaliyete beleş gitmek. Yani federasyon bizim masraflarımızı karşılayacak ve biz de gideceğiz, tırmanacağız. Çünkü asıl olan şey, bütün şey odaklandığımız Hangi şey yıllar bu arada, bu dönem? tırmanalım. 97-98 işte o dönemde 97'de ben şeyle konuştum, Alaaddin Karaca ile konuştum. Dedi ki sizin dedi şeyde federasyona kaydınız yoksa maalesef katılamazsınız dedi. Peki dedim o zaman bunun yolu nedir? Yani ne yapacağız? Biz çünkü üniversitedeyken o zaman Tercan döneminde 96'da bir kış eğitimi için şey yaptık. Federasyondan eğitmen talep ettik. Geldiler, biz eğitim de yaptık. Kış temel eğitim yaptık o zaman. Fakat kayıtlar çıkmadı şeyde federasyonda. Bizim üniversitenin de yaptığımız eğitimleri de tam şey tanımıyor federasyon. Dedik o zaman bunun yolu buysa gideceğiz federasyona. Yani ben de kulüpte daha önce çünkü kulüp sporcuların daha doğrusu üniversite öğrencilerini kabul ediyordu federasyon.
Dışarıda bir resmi kulüp olmasına gerek yoktu. Öyle bir başvuruyla başladım ben şeye. Federasyon eğitimlerine başladım. Federasyon eğitimlerini tamamladım işte. 98 sonunda sanırım şeyi bitti ya da 99 gibi. İleri kayarımızı arama kurtarmaları bitti. Sonra 2000 yılında o dönem 99 ve 2000 senesinde şey yaptım işte. Beden eğitim bölümünün dağcılık dersi açıldı. Dağcılık dersi koyuldu daha doğrusu müfredata. Ben öğrenciyken koyulmadı. Son sınıf son dönemde dağcılık dersi müfredata girdi. Beden eğitim bölümlerinin müfredatına girdi. Öyle Evet. olunca biz de hemen bir organize olduk. Dağcılık sınıfı açıldı. Ben son sınıfta olduğum için seçmeli ders olarak alamıyordum maalesef. Çünkü biz artık son sınıfta branşlaşmış ve bütün seçmeli derslerimizi bitirmiş oluyoruz. O dönem için diyorum. Dağcılık dersini bizim üniversitedeki başka bir fakültedeki profesör bir ablamızın, yani benim dağcılıktan yine arkadaşı olduğum, çok sevdiğim Songül hocamın şeyiyle dağcılığı açtık. Eğitimleri biz yürüttük iki arkadaş. 99 ve 2000'deki şeydi. Hatta 99'da bir de Aladağlar faaliyeti de koyduk. 11 kişiyle bir 9 zirveli bir faaliyet gerçekleştirdik şeyde Aladağlar'da. Aynı zamanda bir teknik tırmanış şeyimiz de vardı. Niyetimiz de vardı. Sonrasında işte federasyonun antrenörlük eğitimi açıldı. İlk o zaman eğitmenlik eğitimi açıldı 2000 yılında. O seminere gittim, katıldım. Sonrasında da eğitmen olarak şeyde de yani federasyonda da artık görev almaya başladım. Yani 2007 yılına kadar bayağı etkin ve hızlı bir şekilde federasyon faaliyetlerine de yani eğitim faaliyetlerine katıldım her fırsatta. Çünkü bir de bu arada özel sektörde çalışıyorum. O izinleri de denk getirmek gerekiyor. O zamana kadar kendi bulunduğum kulüpte, Bursa'daki kulüpte ya da başka talep olan kulüplerde veya il temsilciliğinin açmış olduğu şeylerde eğitim faaliyetlerine de yine amme hizmet olarak devam ettik. Yani antrenör olarak orada görev aldım. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Sonra 2007'den sonra biraz uzun bir ara verdim federasyonun şeylerine, eğitim faaliyetlerine. Çünkü şöyle bir şey olduğu için açıkçası. Yani özel sektörde çalışıyorum. Yazın rehberlik işimiz var. Bu esnada tabii daha rehberliği, daha doğrusu mihmandarlık belgemizi de aldık 2002 yılından sonra. Ağrı Dağı'nda bir şeyimiz var. Gelir kapımız var diyeyim daha doğrusu. Hem sevdiğimiz bir iş, hem bizim için, benim için en azından artı bir gelir olacak. Bu ikisini birleştireceğiz. Zaten hayalim o. Dağlarda olmak ve dağlarda ve kendime bir Kaç yıl yaptın şey orada olarak. rehberlik hizmetini? Yani 2015'e kadar devam etti. Dağ kapanana kadar. Sonrasında da gerçi bir iki kaçak göçek şeyimiz var da Parmak hesabı onlar yaparsak çok kaç defa çıkmışsındır? ağrıya 40 çıkışım var benim. Daha Yarısı zirve yani desek gayet hemen hemen iyi. hepsi zirve. İş boşum yok yani Hep yaz mıydı? bir tane kış var, diğerleri bir de şey var, kayaklı çıkışımız var. İki tane kayaklı tur var Mayıs ayında kış koşullarına tabii. Diğerleri yaz faaliyeti. Peki sonra ne oldu? Bir daha federasyona döndün, Bülent Hocam. Yani ne oldu? Şimdi biraz mesleki değişiklik diyeyim. Devlete geçtim. Şeyde Gençlik Spor Bakanlığı'nın artık kadrosunda, bünyesinde diyeyim, spor il müdürlüğünde antrenör olarak çalışıyorum. Böyle olunca tabii federasyonun eğitim faaliyetleri ya da tırmanış faaliyetlerine görev alabiliyorum. İzinli olarak, yani görevli izinli olarak görev alabiliyorum. Bu biraz daha hareket alanımı genişletti. Yani federasyona hiçbir zaman uzak kalmadım. Ama sadece koşullardan dolayı federasyon eğitimlerine çok katılamadım. Yani seminerlere arada bir gitmeye çalıştım ama benim Evet. eski yönetimde de yeni yönetimde de sürekli irtibat halinde oldum. Çünkü yani ben şöyle bakıyorum. İçinde bulunduğum spor ve bu sporun bir üst kuruluşu olan federasyon var. Ve bir sporcu olarak ben federasyona bağlı olmak zorundayım. Ve federasyonun altında bu sporu yapıyorum zaten. Yani bunun yetkili mercisi o. Yönetsel olarak hiçbir şekilde şeyi değerlendirmiyorum. Yani federasyonu bu şekilde değerlendirmiyorum ama federasyonların yapısına böyle bakıyorum. Çünkü ben sadece dağcılık antrenörü değilim. Aynı zamanda yüzme antrenörüyüm. Bunu da uzun yıllar yaptım yani yüzme Ya öyle mi? antrenörlüğünde. Güzel. Evet. Orada da şeylerim var yani şampiyonlarım var.
Bursa rekortmenim var, Türkiye rekortmenim var yetiştirdiğim Aa, çok güzel. çocuklardan. İyi bir yolda da ilerliyor. Şimdi güzel bir şey yakaladı. Ben de sadece gurur duyabilirim yani artık. 3-4 yıldır bu şeye eğitimler biraz daha ağır bastığı için Bu arada şeyden havuzdan biraz uzak kaldım diyeyim. bir çocuk var sende sanırım, Bülent, doğru mudur? İki tane çocuğum var. Bir İki, oğlum bir kızım Allah var. Evet. bağışlasın. Onların ne yapmayı düşünüyorsun? Yüzücü mü, tırmanışçı mı, dağcı mı? Yani Yoksa yani sporun içerisinde mi tutacaksın? işin Yoksa sanatçı açıkçası olsunlar, bulaşmasınlar mı? Nedir bir ebeveyn olarak? şimdi spora bulaştırmaya çalıştım. Aslında çok büyük kızım, daha doğrusu kızım büyük. O 16 yaşında. Şartlardan dolayı çok şey yapamadık. Yani üstüne düşemedim. Onun biraz aslında sanata ağır basıyor. Hani sporu da seviyor. Becerikli, yetenekli ama hani çok müsabık anlamında bir sporcu olamayacağını düşündüğüm için çok üstüne düşmedim. Yani hayatının bir tarafına yerleştirsin. Sadece sağlıklı yaşam için sporu yapsın istiyorum. Oğlum için şimdi, o da 6 yaşında. O tam spor yaşına geldi. İşte bir senedir, 1,5 senedir kapalıyız maalesef. Onu bir şeye başlatamadık ama tabii şey var. Şu var. Bütün sporların altyapısı olan iki temel spor var aslında. Bütün arkadaşlara, buradan izleyicilere de tavsiyede bulunuyorum. Yüzme ve jimnastiği bütün çocuklar bu yaşlarda, yani 5-6 yaşından itibaren öğrenmeli. Sonrasında gönderecekleri başka branş, yani çocukların sevdiği basketbolundan futboluna, eskriminden nasıl diyeyim, güreşine kadar hangi branşa gönderirlerse göndersinler, o çocuk almış olduğu temel şeyle, altyapıyla orada başarılı olacaktır. Çünkü bu ikisi kas ve zihin koordinasyonu çok iyi sağlayan, yüzme ve jimnastik çok büyük destek veren iki branş ve temel branş. Yani bütün sporların şeyi bu aslında. Temeli bunlar. Ve bunu Evet bence hocam, herkes ve çok her iyi çocuk oldu. almalı. Bu tavsiyeniz gerçekten önemli. Bunun altını da özellikle çizelim. Çünkü bu toplumun sağlıklı bir toplum olabilmesi için, bu toplumun sağlıklı düşünebilmesi için kesinlikle spor kültürünü edinmemiz gerekiyor. Spor bilincini edinmemiz gerekiyor. Şimdi spor spor diye yatıp kalkıyoruz. Fakat bugün gazeteye çevirdiğiniz arka sayfasında sadece rant sporları var. İşte futbol, basketbol. Tabii ki bunlar da bir spor ama iş ranta dönünce oyundan çıkıp işte bizim dağcılık, doğa sporları bilmem ne asla gündeme gelmiyor. Hep batılıyız, batılı bakıyoruz desek de hep arka planda o bir kültür var. Ortadoğu kültürü mü diyeyim yahut da bir farklı şey mi var? O sıyrılamadık. Ben şimdi Avrupa'da da görüyorum. 5 yaşındaki biriyle 85 yaşındaki dede torun sporunu birlikte yapabiliyorlar. Ve bunu yaşam boyu yapıyorlar. Bizde ya göbek eritmek ya fit olmak ya işte efendim bir yarışmaya hazırlanmak bir dağın kondisyonu kazanmak için oluyor. Aslında pek spor kültürü yok. İşte hocam bunlar sizlerin emekleriyle, sizlerin aktarımlarıyla hayat bulacaktır. İnancımız bu yönde. İnşallah. Ya ona uğraşıyoruz. Yani çocuklara ben çalıştığım ve çalıştırdığım çocukların velilerine hep şunu vermeye çalıştım. Bakın burada benim birinci amacım yarışmacı yetiştirmek değil diyorum. Yani sağlıklı birey olsunlar. Sporcu zaten çocuktan sporcu olmaz. Yani bu benim kişisel görüşüm. Çok güzel. Çocuk sporcu ya da yarışmacı olmaz. Çocuk oyuncudur ve çocuk yani bir eğitim aşamasında. Yani sporcu ne zaman olur? 13-15 yaşını geçtikten sonra o çocuk o götürdüğünüz branşı hala yapıyorsa o zaman sporcu olmaya adaydır. Yani gençliğini geçtikten sonra artık ergenlik çağını bitirdikten sonra o spora uğraşıyorsa çocuk sporcu olmuştur. Hocam ağzınıza Yani sağlık. 5 Güzel bir yaşında, 6 noktaya yaşında değindiniz. Abi, balla böldüm demin aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben de bir spor salonunda bir dönem eğitim veriyorken çocuklara böyle yarışma yapıyordum böyle oyun formatında. Çocuklar oyun oynuyor. Çok güzel atlıyorlar, zıplıyorlar, işte yapıyorlar. Ebeveynler böyle gözleri dehşet, tehditkarcasına parmaklarla efendim hatta sesli olarak hadi onu geç bunu geç ne yapıyorsunuz dedim arkadaşlar. Siz koskoca insanlarsınız. Çocukları korkutuyorsunuz, üzüyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Bırakın onlar oyun oynayacak. Nedense algılayım var. Mesela bakın aşağıda da bir arkadaşımız yazmış. İşte çocuğumu şunu yapacağım. Ya bırakın oyun oynasın. İleride o kendisi karar versin. O zaman daha sağlıklı olur. Ben mesela kendi çocuğumdan örnek vereyim. Çok küçük yaşlarda
Dağcı olacaksın, tırmanıcı olacaksın dedim. Yüklendim. Türkiye derecelerine girdi. Kendi alanında birinci, ikinci, üçüncü dörtleri oldu. Ne zaman ki işin meyvesini toplayacak sahaya geldi, bıraktı. Çünkü baba sporu, Aynen öyle. ebeveyn sporu, Evet. zorla, Evet. dayatmayla buraya kadar oluyor. Ondan sonra o çocuk niye başarı gösteremedi? Çünkü bu olmaz. Biz istemeyeceğiz. Çocuk isteyecek. Bunu Evet. aktarmamız gerekiyor. Hocam Aynen bu öyle. da Çünkü yapılan en büyük hata o. Hazır şey yapmışken burada ona da değineyim. tabii. Antrenörlerin de en büyük hatası bu. Velinin istekleri doğrusuna hareket ediyorlar antrenörler. Yani çocuk kısa sürede başarılı olmaya götürüyorlar. Yani 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuğu yarışmacı olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Evet, çocuk ben hep velilerime şunu dedim. 8 yaşında gideriz biraz çalışırız dedim. Götürürüz bir tane madalya alır dedim. Ama 9 yaşında o çocuğu tekrar getirip aynı madalyayı aldıramazsınız dedim. Bu kadar. 10 yaşında göremezsiniz. Şimdi ben şeyleri, arşivi inceledim. Bursa'daki yüzmeyle uğraştığım zaman da Bursa geçmiş dönem şeylerine, arşivlerine baktım. Kim ne derece yüzmüş, hangi çocuk ne yapmış, nereye gitmiş. Bakıyorum şeylere, çocuk atıyorum işte ilkokul olarak diyeyim. 3. sınıfta birinci, 4. sınıfta birinci, 5. sınıfta çocuk yok. Listelerde yok. Yani bu çocuk, bakıyorum Bursa rekortmeni. Yani çocuk yaşta daha işte ilkokul, ortaokul seviyesinde. Hani 12 yaş altı grup çocuklar için diyorum. Çocuk derecelerle gitmiş. Rekoru var. Ama 11 yaşında, 12 yaşına gelmiş. Çocuk kayıp. Listelerde yok. Türkiye'de bile listelerde yok. Yani neden? Çünkü çocuklara yükleniyor. Çocuk o yaşta bir kere yarışmada yenildiği zaman bir anda soğuyor ve kaçıyor şeyden. Yani artık sporu öcü olarak görüyor. Çünkü oradan zarar gördüğünü düşünüyor. Bir kere şeye alıştığında sadece madalya odaklı ya da işte ödül odaklı spor yapmaya alıştığında, bunu bir kere yaşadığında çok ciddi hüsrana uğruyor. Aile zaten bu konuda çok baskıcı oluyor. Yani neden yapmıyorsun? Bunu yapacaksın, gideceksin, madalya alacaksın diye. Oysa madalyanın çok bir önemi yok. Benim için madalyayı ne zaman alıyorsa, 13-15 yaşında, 16 yaşında bu çocuk madalya alıyorsa, evet, o zaman artık sonrasındaki ileri gelişmeleri açık ve ciddi anlamda sportif anlamda yüklenmeye hazır hale gelmiş diye düşünüyorum. Ben böyle bakıyorum yani Evet konuya. hocam. Bu arada şaka maka 45 dakikayı geride bıraktık. Evet. Halbuki ben dedim bir saat yapar. Ondan sonra biliyorsunuz iki konuğumuz var. Değerli Bülent Aktaş hocamız. Şu an kendisiyleyiz. Ve sonraki yarıda da Fahri hocamızı alacağız. Ama sanırım program biraz daha uzayacak gibi. Ben hemen hızlı hızlı geçeyim Geçelim hocam. düşük duruyor. Tamam, hızlı geçelim biraz. Şimdi Size şunu beni söyleyin söylüyorum. hocam. Sönmez mi? Ama çok güzel bilgiler. O paylaştığınız olgular çok güzel. Belki bir sonraki dönemde yine sizi yayın alabiliriz. Bunlar çok Olur. güzeldi. Şimdi neden hep hoca sağa sola bakıyorsun diye soruyorlar. Çünkü iki tarafımda da bilgisayar var, laptop. Gelen WhatsApp sorularını sizlere iletiyorum, bakıyorum var mı kaçırdığımız bir şey diye. Şimdi uzun yıllardır federasyon içerisinde dönem dönem yer aldınız. İşte Tercan dönemi, Karaca dönemi ve Başar dönemi. Bu üç yönetimi bugün kıyasladığınızda eleştirdiğiniz, vereceğiniz yahut da Türkiye Federasyonu benim artık istediğim aşamaya geldi mi diye belirtiyor musunuz, düşünebiliyor musunuz? Nedir fikriniz hocam? Yani ya şimdi süreç içinde, zaman içinde hepsinin yaptığı, her yönetimin yaptığı doğrular vardı. Zamanın gerektirdiği şartlar doğrultusunda yapılmış olan doğrular vardı. Şimdi geçmişi eleştirip o anki şartlara, şimdiki şartlara göre 95-96 yılını eleştirirsek doğru bir eleştiri olmaz. Çünkü zamanın şartlarında mevcut durumda şeyde o, yani yapılması gereken doğru oydu, o yapıldı. Yani şu anda yanlış gelebilir ama o zaman için doğrusu oydu. Karaca döneminde de aynı şekilde. Fakat ben şundan yanayım. Yani yenilikçi olmaktan yanayım. Ve bir yönetim bir kurumun başındaysa kurumu yenilemeli. Yani kurum sürekli değişmeli. Çünkü bilgi zaten değişen bir olgudur. Yani sürekli değişen bir hale alır. Kesin bilgi, tek bir bilgi diye bir şey yok. Süreçte eskiden işte proteinle ilgili şunlar bunlar söylenirdi. Atıyorum işte beslenmenin %10'unu oluşturması gerekir gibi bir bilgi vardı. Şimdi üstünden yıllar geçti, değişti. Atıyorum %30'a çıktı. Ne oldu da çıktı? Çünkü değişiyor. Yani bilimle beraber bilgi de değişiyor.
Bu süreç içinde federasyon yönetimleri de aynı şekildeydi. Şimdi her dönemin, tekrar ediyorum, yani kendi doğruları vardı. O zaman yapmış olduğu doğrular vardı. Şimdi Tercan dönemini çok yoğun yaşayamadım ama Karaca döneminin içinde çoğunlukla bulundum. Yapılan olan doğru şuydu. Yani dağcılık Türkiye'de gelişmekte olan bir spordu. Ve maddi olanaksızlıklardan kaynaklı gelişemeyen, illere yayılamayan bir spordu. Federasyonun bütçesi sporculara destek verilerek yapılan eğitimle bu bir aşamaya getirildi ve ben de bunların içinden çıkan birisi olarak ve federasyon desteği sayesinde faaliyetlere giden, eğitimleri alan ve federasyon desteğiyle işte yurt dışına ya da şeye gidebilmiş bir sporcu olarak ya da bir antrenör olarak ya da bir federasyonun işte altındaki bir birey olarak bunu söylüyorum. Ama eleştiriye kalkacak olursak her dönemi eleştiririz. Yani yapacak eleştiriler çok. Bunları dönem dönem Aslında direkt evet, yönetimlere ya da başkanlara ilettiğim zamanlar oldu. aslında her süreci kendi döneminde biraz da sorgulamak, Evet. dilemek gerekiyor. O aynen Bugünden öyle. kalkıp geçmişi sorgulamak, belki çünkü o dönem yapılan doğru olabilir, bugün yanlış gelebilir. Ya da bugün bize gelen doğru o dönem yanlış olabilir. Şöyle bir soru var hocam. Şimdiki dönemde eğitimler ve sınav yapıcılığı sistemi ile ilgili görüşlerinizi sormuşlar. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neyi dediniz hocam, tekrar sorar mısınız Eğitimler ve eğitim? sınav yapıcılığı, biliyorsunuz Karaca dönemindeki eğitim sistemi biraz değiştirildi. Mesela daha önceden bütün eğitimleri almanız gerekiyordu. Daha kayıt amaçlı olacak olsam bile ya da sadece daha önce yapacak olsam bile bu eğitimleri almanız gerekiyordu. Fakat yeni eğitim döneminde ben kayıt amaçlısı olacağım diyor. Niye gidip buz kampı yapayım, kar kampı yapayım? Ya da tam tersi, ben dağcı olacağım diyor, klasik dağcı. Ben kayıtım almak istemiyorum diyor. Artık bu yüzden kollara ayrıldı böyle. Bir de sınav yapıcılık sisteminde biliyorsunuz bir şey oldu. Bir ilerleme var. Farklı bir yöne doğru gitti. Gene antrenör arkadaşlar oluşan bir grup sınav yapıcı oldu. Eğitimleri antrenörler veriyor. Yukarıdan atanan iki tane sınav yapıcı gelip sınav yapıp gidiyor. Önce eğitimleri bir sizden dinleyelim hızlıca. Sonra bu sınav yapıcılık sistemini uygun mudur, yerinde midir? Bunu bir işleyelim. Ya eğitimler revize edilmesi doğru. Doğru buluyorum eğitimlerin revize edilmesini. Çünkü çok geç kalmıştı. Yani ben Karaca dönem Tercan dönemin eğitimleri de gereksiz uzundu. Mesela 10 tane arama kurtarmalar harici 10 tane eğitim kampı vardı. Arama kurtarmalarla beraber 12 kamplık bir süreçti ve hepsi, birçoğu daha doğrusu, kendi kendini tekrar eden bir eğitim sistemiydi. Yaz temel, kış temelden sonra bir haftalık sadece kampçılık eğitiminden sonra kaya 1, kaya 2, kaya 3 diye 3 tane kaya kampı vardı. Kaya tırmanış kampı vardı Tercan döneminde. Sonra Karaca döneminde bu işte yaz temel, yaz gelişim ve ileri kaya olarak birer kamp aradan çıkarıldı, biraz birleştirildi. Şimdi Başar döneminde de bunlar daha modüler hale geldi ve birbirinden ayrıldı. Aslında bunu da destekliyorum. Sadece revize edilebilir bir kısımlar vardı. O dönem görüşlerimizi belirttik ama bu sürecin böyle olmasını destekliyorum. Çünkü ben de çok doğru bulmuyordum. Yani sadece kaya tırmanmak isteyen bir adamın gidip 8 tane kampı, arama kurtarmalarla dahil olmak üzere 8 tane kampı zaman harcamasını ve emek harcaması, aynı zamanda maddi olarak yıpranması, ben doğru bulmuyordum. Yani hala daha modüler hale gelmesinden yanayım. Mesela bu süreci, pandemi sürecinin bize öğretmiş olduğu şu anda yaptığımız gibi dijital platformu kullanarak bir takım bilgi paylaşımlarını yapmak. Biliyorsunuz işte federasyon bünyesinde şeyler de yaptık. Seminerler de yaptık bu şekilde. Yani çok daha işlevsel hale getirmek gerekiyor. Yani insanları sadece bilgiyi küçümsediğim için demiyorum. Teorik bir takım şeyleri aktarmak için kampa sokup orada uzun süre zaman kaybettirmek yerine daha efektif hale getirmekten yanayım. Mesela kulüplerin açmış olduğu kamplar bu kolaylığı sağlıyor. Daha fazla kişiye ulaşıyorsunuz. Çünkü herkes zamanının tamamını dağcılığa vermek istemiyor. Yani gidip yılda 4 haftasını, zaten 2 hafta ya da 3 hafta izni olan bir zamanın 4 haftasını fazladan izin alarak gidip dağcılık eğitimi almak için harcamak istemiyor. Bu anlamda hani modüler eğitim sistemi
birçok insana ulaşmada daha hızlı ve daha işlevsel hale geleceğini düşünüyorum. Geldiğini de düşünüyorum hatta. Çünkü bir uygulayıcıyım ben aynı zamanda. Bu Evet, sistem 2 yılda değişti. uygulayıcılık Evet. çok önemli hocam. Şimdi ben de o dönemdeki eğitimlere maruz kaldım. Mesela bol bol teorik eğitim vardı. Neredeyse geç saatlere kadar teorik eğitimler alıyorduk. Biliyorsunuz onlar buradan girip buradan çıkan bilgiler. Oysa uygulamadır bu işin aslı, pratiktir. Aslında biraz buna yönlendirildi. Bu iyi oldu. İşte ilk yardım dersi vardı. Her dönem anlatılırdı üst üste. O da artık bıkkınlık getirmişti. Dediğiniz gibi hep bunlar tekrardı. Bu bağlamda iyi oldu. Peki sınav yapıcılık için ne düşünüyorsunuz? Çünkü bununla ilgili bazı arkadaşlar, antrenörler bundan çok hoşnut olmadı. Yani dediler ki bu sınav gözetmenliği olsun. Yine antrenör eğitimi versin, sınavı da antrenör yapsın. Gözetmen antrenörü gözetlesin. Bir hata, bir eksiklik varsa o zaman müdahale olsun gibi Yani bir doğru. şeyden geldi. Evet, yani doğru bakış açısı da olabilir. Eleştiriyorum ben de. Kendim de bir sınav yapıcı olarak bu durumu ben de eleştiriyorum aslında. Yani neyin doğru olduğunu belki yine biz karşılıklı tartışarak doğru yolu bulacağız. Ya da uygulama esnasındaki aksaklara iletiyorum ben. Yani neler sınav yapıcı olarak gittiğimde ya da antrenör olarak eğitim verdiğim gruba sınav yapıcı geldiğindeki olumlu ya da olumsuz durumları yönetime bildiriyorum. Böyle böyle oldu. Çünkü sonuçta amacım bu sporu geliştirmek. Kendi çapımda daha doğrusu. Kendi gücüm yettiğince bu sporu çevreme yaymaya çalışmak. Sağımda solumda Çünkü ne kim varsa zaten bulaştırdım onları da bu mikrobu. sizin gibi spor insanları gerçekten işin üstüne eğildiğinde bence daha nitelikli bir yere gidiyor. Şimdi çok güzel dile getirdiniz. Bir uygulama pratikte geliyor. Talimatname olsun, işte yasa olsun, bilmem ne olsun geliyor. Ama uygulamasında gerçekten baktınız ki sıkıntılar var, sorunlar var. O zaman federasyon yönetimi de muhakkak arkadaşlar tabandan gelen böyle bir tepki var. Demek ki bizim uygulamada bir aksaklığımız oluyor diye her zaman kendini yenilemesi, revize etmesi gerektiğini inanıyorum. Evet. Bunları da sizin gibi spor insanları masaya yatırıp bildireceklerdir diye Estağfurullah. Yani düşünüyorum birlikte hocam. yani ya tabii karşılaştığımız aksakları bildirmemiz gerekiyor. Ben hep öyle ondan yanayım. Bir hata gördüysem bunu düzeltmek için. Çünkü federasyon yapısı güçlü olursa bizimle birlikte güçlü olur. Yani biz birlikte kaldırırız federasyonu. Federasyon da bizimle beraber güçlü olur. Yani biz federasyonla güçlüyüz. Federasyon antrenör kadrosuyla güçlü. Çünkü diğer federasyonlara baktığınızda atıyorum bir karate federasyonu, bir tekvando federasyonu çok güçlü bir yapısı var. Neden? Yüzlerce belki binlerce antrenörü var Türkiye'de hizmet veren. Her ilde mesela Bursa için söyleyeyim yani 200'e yakın karate salonu var. Ve bunların her birinin onar tane sporcusu olsa 2000 tane karate sporcusu demek tek bir şehirdeki sporcu sayısından bahsediyoruz. 81 ile çarptığımızda inanılmaz rakamlar çıkıyor ki bunlar çok böyle minimalist rakamlar benim söylediğim. Çok çok üstünde rakamlar var. Yani biz de aynı şekilde büyüyebilmeliyiz. Hani kulüpler burada kulüplerin benim aslında gireceğim konu şeydi. Ne kadar süremiz var bilmiyorum hocam da. Şöyle hocam, Yani son 5 dakikaya girdik ama siz toparlayın. Birkaç soru daha var. Onları da sizlerle birlikte biraz daha böyle bir 10 dakika, 15 dakika ekleyip neticelendiririz hocam. Siz devam Tamam. edin. Bir 4 dakikamız daha var. Çünkü kendi otomatikman kapanıyor. Sonra yeniden atacağım yayına. Evet. Tamam hocam. Yani işte bu şeyle bu mantıkla bakmamız lazım. Spor kulüpleri de kendilerini genişletmeleri için üye alıp bu sürecin içine dahil edip kişi sayısını artırmamız gerekiyor. Yani futboldan, basketboldan bahsediyoruz hep. Yani rantın yüksek olduğu şeylerden bahsediyoruz. Bunun sebebi şu. Her türlü kitleye ulaşabilmesi, yani en alt tabakadan en üst tabakaya kadar insanların bu işi yapabilmenin haricinde görebilmesi, görsel olarak karşısında bir şey olması. Nasıl diyeyim, bir obje olması. Yani bunu görüyor, yapılabilirdiğini görüyor, kendisi uygulamaya çalışıyor. Bu bizim spor da aynı şekilde. Ne kadar çok kişi bilirse, ne kadar çok kişi tanırsa ve ne kadar çok üye olursa federasyon o kadar güçlenir ve o kadar da fazla nasıl diyeyim icraat olur diye düşünüyorum. Evet Çünkü hocam. yeni federasyonlar buyur hocam.
Şimdi hocam izninizle ben şey yapayım çünkü bir anda kesilebilir, yayını kaçırmayalım. Ben bunu kaydedeceğim yayını. Sizi biraz sonra yeniden davet edeceğim. Yeniden açıp kapatacağız ve bunu da kaydedeceğiz. Böyle bir şey var. 60 dakika sonra kendini kapatıyor sistem. Tamam hocam. Ben şimdi sizi alıyorum ve arkadaşlar, dostlar, çok güzel ilginiz var, özeniniz var. Kaliteli bir program gidiyor. Hocamızla birlikte bunu sürdürüyoruz. Lütfen bir yere ayrılmayınız. 2 dakika içerisinde yeniden bağlanacağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizimle kalın. Evet hocam, güzel başladık, ısındık derken işte sizin çocukluğunuz, gençliğiniz, ondan sonra dağcılık sporuyla tanışmanız, federasyon çatısı altına girip aldığınız görevler, akabindeki Ağrı'daki rehberlikleriniz, sonra yetiştirdiğiniz öğrenciler, spora bakışınız, çocukların oyun formatında yapılması, yarışmacı gibi yaklaşılmaması, onlara birer derece, altın madalyacı gözüyle bakılmaması, süreç içerisinde bunların sağlıklı toplumun sağlıklı bireyleri olarak dile getirdik. Bu bağlamda şimdi Türkiye'deki kulüplerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Spor kulüplerimizi, dağcı kulüplerimizi, bununla ilgili görüşlerinizi alalım. Yani spor kulüplerindeki dağcılık kulüpleriyle ilgili olarak şu görüşüm şu, yeterli anlamda hizmet vermiyorlar. Yani kuruluş amaçları şöyle, ortak bir araya gelip bir etkinlik yapmak. Bunu da bir resmiyete dökmek. Yani benim gördüğüm, yıllardır gördüğüm manzara bu maalesef. Yani spor kulübü hizmet eden anlamında. Yani Google'a yazdığınızda spor kulübü nedir dediğinizde spor etkinliği yapan, yaptıran ve insanlar için yani spor yapmak isteyen kişilere vesile olan bir çatı diyebiliriz. Yani şeylere şimdi tanımları insanlara burada okuyup şey yapmaya gerek yok ama genel olarak yapılan şey bu. Bir de yetersiz eğitimle beraber spor kulüplerinin yozlaşmış olması, yani bu sporu yozlaştırması. Yani karşılaştığımız işte kaybolmalar, kazalar vesaire gibi durumlarda altında hepsinin altında şeyin çıktığını görüyoruz. Yetersiz eğitim ve yanlış bilgiden kaynaklanan bir takım sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunun temelinde şu var aslında. Başlangıçta bu kulübe başladığımızda, kulübe girdiğimizde dağcılık bizim için çok ulaşılması zor bir şey gibi gösteriliyor. Görüyoruz daha doğrusu bir branş gibi görüyoruz. Sonrasında da anlatılanlar ya kolay işte bir tane çanta alıyorsun sırtına ondan sonra vurup gidiyorsun daha hangi dağa çıkmak istiyorsan beraber çıkarız gibi bir şey çıkıyor, olgu çıkıyor. O zaman herkes çıkabilir, herkes de gidebilir mantığıyla böyle bir topluluk oluşmaya başlıyor. Ve fazla eğitime ya da ciddi eğitimlere gerek duymadan ya da eğitimsiz kişilerin eğitim vermeye kalkarak onları da eğitimsiz halde eğitimli düşün yani tekerleme gibi oldu ama eğitim alamadıkları halde kendilerini eğitimli olarak düşünüp dağlara gitmelerinden kaynaklanan bir durum ortaya, olumsuz durum ortaya çıkıyor. Bu da her branşta olduğu gibi bizim branşta da bence yozlaşmayı getiriyor. Yani Kesinlikle. bu yetersiz eğitim topluluğundan kaynaklanan bir takım sorunlar bizim de karşımıza çıkıyor ve bizi de engelliyor. Yani bugün bence dağa çıkarken karşılaştığımız sorunların, engellerin en büyük şeyi de katkısı da bu. Onların bize maalesef katkısı böyle bir şey oldu. Evrak katkısı oldu. Zaten geçmişten bu zamana tepkiyle yaklaşılan bir durum var. Ve böyle de bir durum ortaya çıktı. Burada ne yapılması gerekiyor? Kulüpler bence bir de vizyon eksikliği var tabii ki. Bununla beraber vizyon eksikliği de geliyor. Yani kulüp yöneticisinin, kulüp yönetiminin önce bir vizyonu olması gerekiyor. Çok Ben doğru. şundan yanayım. Kulüp yöneticisi yönetici olmalı. İyi bir dağcı, iyi bir sporcu olmasına gerek yok. İyi bir yönetici olmalı. Çünkü onun işi yönetici. Yani yönetimden iyi anlıyorsa, insanların yolunu açıyorsa ve yol gösteriyorsa her yere vardır. Yani bir kişi o işi iyi bilmesine gerek yok. Bugün Galatasaray ya da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı iyi bir sporcu mu, iyi bir futbolcu mu? Yani milli futbolcu mu ya da çok ünlü, dünyaca ünlü bir futbolcu mu? Değil. Ama iyi bir yönetici.
Çünkü dev gibi bir takımı yönetebiliyor insanlar. Değil mi? Dev gibi bir kuruluşu yönetiyor Yani. ve sporun yapılmasına sebep oluyorlar. Sadece futboldan ibaret değil bu büyük kulüpler. Kanosundan tutun şeyine kadar, kürek takımına kadar takımlar, alt takımları var. Bir sürü branşları var. Bunları yönetiyorlar. Yani bir spor kulübünün, dağcılık kulübünün adı dağcılıksa ya da doğa sporlarıysa, doğa sporlar anlamında insanları yetiştirebilecek, doğaya güvenli gönderebilecek şartları sağlaması gerekiyor. Bunun için ne adım atması gerekiyorsa onu yapması gerekiyor. Bunu yapmazsa işte eksiklikler beraberinde getiriyor. Hep eleştirdiğimiz şey, ya sadece yürüyorlar. Sadece yürümek aslında kötü bir şey değil ki. Yani insan sadece yürüyebilir. Ben ağrıya onlarca insan çıkardım. Sadece yürüyüşçü olan. Adam gitmiş şeye de, Aconcagua'ya da çıkmış. Konuşuyorsunuz, ben yürüyüşçüyüm diyor. Ben dağcı değilim diyor. Şimdi evet hocam, ben kendi kulübümden örnek vereyim ya da eğitim verdiğim yerlerde işte kurum ve kuruluşlarda şuna özen gösteriyorum. İlk ders, en önemli ders diyorum arkadaşlar. Dağcılığın felsefesi ve etiği. Çünkü biz dağcılık sporuna skor olarak bakarsak depar atma, efor sarf etme, metraj dağcılığı gibi bir takım şeylerle gidersek bu zaten baştan felsefi olarak kaybediyoruz. O bağlamda da bizim kulüplerimiz bu misyonu ya da vizyonu istenemediği için, bunu düşünemediği için sporcuların bireysel hareketleriyle sadece bir sporsal akım olarak kalıyor. Oysa dağcılık felsefi anlamda da derin bir bilgiyi gerektiriyor. Mesela eğer şu saydığım üç temel şey yoksa lütfen dağlara gitmeyin diyoruz. Ondan sonra bizim başımıza yansıyor sıkıntısı, stresi. Nedir bu üç önemli unsur? Bilgi, donanım ve tecrübe. Eğer bu üçünden biri eksikse lütfen doğaya tek başınıza gitmeyin ya da bir grubun lideri olarak gitmeyin. Akabinde görüyoruz manşetlerde dağcılığın olumlu tarafları değil, en ufak bir olumsuz taraf da Olumsuz tarafı. bize saldırılıyor. Ya Bence sporda bu... şunu bilmek gerekiyor. Hocam Evet şu hocam. bir şey ekleyeceğim. Tabii. Sporda başarı sadece bir kere lanse edilir. Başarısızlık ama defalarca karşınıza çıkar. Aynen Yani öyle. bu bizim ülkemizde değil sadece. Dünya genelinde böyle. Yani bir konuyla ilgili bir başarısız olduysanız bunu sürekli altını bilmedikleri için ya da karşıdaki insanlar bununla ilgili altyapıyı bilmedikleri için sadece başarısızlıklar üzerinden yürürler. Bu çok daha meşhur olmanın aslında çok şey bir yoludur. Yani başarısız olmak. Başarılı olmak çok zor bir şey. Yani bugün dünyada isim başarılı olarak isim yapacağım dediğinizde belki 20 yılınızı vereceksiniz. Bakın 19 yıl jimnastikte şampiyon olan bir Türk sporcumuz var. 19 yıl sadece 50 saniye için çalıştı çocuk. Yani bakın 19 yıl. 19 yıl sonra bu çocuk dünya şampiyonu oldu. Jimnastikte, halkada dünya şampiyonu oldu. Yani Evet. ama meşhur olmak istiyorsak bir kaza geçirdiğimizde dünyanın herhangi bir yerinde çok çabuk hemen aynı gün gazetede, bütün gazetelerde yer alabiliriz. Böyle bir şey maalesef. Bir soru daha Yani var başarı hocam. Hemen onu da dile buyurun. getireyim. WhatsApp'tan okuyorum önümdeki PC'den. Dağcılık kulüpleri diye açılan birçok kulüp yürüyüşten öteye gidemiyor. Hiking, trekking kulüplerine dönüşüyor. Ama dağcılığın ibaresi yok. Hani bırakın klasik dağcılığı, modern dağcılık parantez içerisinde alpin stil bile bahsetmiyorum bile. Bundaki amaç kulüplerin yürüyüşe bu kadar yönlenmesindeki şey ticari bir gelir mi? Yoksa eğitimlerin sadece yürüyüş liderliği yapısında rol alması mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya aslında yani ticari bir gelir için kulüp açılmaz. Ona katılmıyorum. Sadece kulüpler ayakta kalmak için bir takım şeylere başvuruyorlar. Yani kulübe gelir sağlayıp, çünkü oradan kimsenin cebine para aktarmak için, yani bir takım paralar yemek için kulüp açıp sonra da bu tür etkinliklere yöneldiğini düşünmüyorum. Olay şu, biraz önce bahsettiğimiz hani vizyonla ilgili. Kulübün başındaki yöneticinin vizyonuyla ilgili bir şey. Eğer kulübü ileriye götürmek ve kendisinden daha başarılı insanlar yetiştirmek istiyorsa onların yolunu açması gerekiyor. En büyük etkenlerden bir tanesi, herkes üstüne alınmasın, kulüp başkanlarına söylüyorum. Yani kulübün başkanlarının başarılı olabilecek ya da yol alabilecek kişilerin önünü açmaması. Genelde bu tür şeyleri, çatışmalara çokça rastladım ben bu süreç içinde.
Vizyonla ilgili bir sorun var. Onu diyorum tekrar. Yani kulübün kuruluş amacı ne? Sporcu yetiştirmek, sporcuları ileri götürmek, güzel faaliyetler yapmak. Yani yürüyüşçü olabilir. Bir kulüp yürüyüşçü olmasında bir şey yok. Dünyada yüzlerce, binlerce trekking kulübü var. Yani dağcılık şeyi kulübü kurmuşlar. İşte sadece yürüyorlar diyebiliriz ama yürüyüş hakkıyla yapsın o zaman. Yine yürüyüş de bir eğitim. Çünkü bizde de biliyorsunuz yani yürüyüşle ilgili de bir takım doğaya çıktığınız zaman bir takım eğitimler almanız gerekiyor. Fakat hocam şöyle bir İleri görüş de değinmek var. gerekiyor. Yani UE'nin ilk maddesi nedir? Dağcılık sporu bir risk sporudur. İçerisinde birçok tehlikeyi barındırır. Kişi bu unsurları bilerek dağa gider. Ama ben birçok kulübü biliyorum ki İstanbul kulüplerinin çoğunda eğitiminde bulundum, yönetiminde bulundum. Hocam sistemin eğitimleri verin. İnsanlar kendi ekiplerini kurup gitsinler. Biz kulüp olarak böyle bir riski göze almak istemiyoruz. Yürüyüş bizim için daha güvenli, daha bizim için şey diyorlar, toplumlara ulaşmamız anlamında bir yol diyorlar. Ama o zaman dağcılık adını çıkartın Değil kulübünüzden işte diyorum. yani evet yani şimdi burada diyorum ya kavram karmaşası var yani işte trekking, alpinizm ya da tırmanış vesaire gibi şeyler tanımları iyi verip insanlara yaptıkları şeyin kötü bir şey olmadığını onlara anlatmak lazım. Yani yürüyüşçü deyince diyorum ya insanlar sanki kötü bir şeymiş gibi böyle birileri karalamaya çalışıyormuş gibi bir şey çıkıyor ortaya. Yani yürüyüşçü olabilir insanlar. Diyorum ya ben size yani onlarca yürüyüşçü insan ağrıya çıkardım. Bunların hiçbiri de gocunmuyordu. Ben trekkingçiyim diyor. Ben dağcıyım değilim, dağcı değilim Şu var diyorlardı. sanırım biraz böyle kendini elitist tarafta gören böyle dağcı arkadaşlarımız ya da dostlarımız şöyle bakıyor olaya, biraz küçümsüyorlar. Ha işte Ya işte yürüyüşçü teknik şimdi yetersizliğe sahip değil. Burada da aslında etik kural kaideler hocam. Yani evet. bahsettiniz yani siz de. Etik kural kaideler zamanında doğru bir şekilde verilmezse yine bu tür şeyler çıkar hep karşımıza. Yani insanlar birbirlerini küçümsemeye yaptıkları işleri mesela dağlarda yapılan işler de küçümsemeye kalkıyorlar. Nereye çıktın? Erciyes'e mi çıktın? Ne var ki ya biz oraya zaten hafta sonu işte bir canımız sıkılıyor da günübirlik gidip geliyoruz gibi. Yaptın ya yapından iş ne olursa olsun o kişinin kendi başarısı. Ama tabii bunu lanse etmeyle ilgili. Yani yapmış olduğu bir çıkışı dünyanın en zor işiymiş gibi dışarıda lanse ederse çok daha iyi iş yapan birileri çıktığında bu durum ortaya çıktığında bu sefer kendi karizması çizilecek diye bazı şeylerin durumların ortaya gelmesini engellemek için bir takım girişimlerde bulunuyor ya da bir takım engellemeler yapıyor diyeyim bu gibi davranışta bulunan şeyler yöneticiler diyeyim. Ben şunu da gördüm hocam. Doğa sporlarının içerisine girsin de insanlar, özellikle kent insanı, önce kendiyle barışık olsun, o yabancılaşmayı ortadan kaldırsın. Önce kendine faydası olsun, gelişimini kendi sağlasın ki birçok bizim dağcılarımız da bu spor yapan arkadaşlarımız da yürüyüşle başlamadılar mı? Kampçılıkla başlamadılar mı? Hep Ben beraber hepimiz 90'lı aynı başladık. yıllarda Yani Doğan, bu ben, işin temeli o. Yılmaz, Atilla hepimiz kampçıydık, yürüyüşçüydük, kebapçıydık yani biz öyle denirdi. Sonra arkadaşların hepsi kendi alanında Türkiye'nin belli noktalarında duayenleri konumuna geldiler. O yüzden de geldiğimiz yeri unutmadan, bulunduğumuz noktanın insanları küçümsemeden sarmalıyız. Geçen bir yazı vardı işte bu İzmir'deki kazayla ilgili. Arkadaş kazayı dile getirmiş. Biraz diğer tarafı işte bunların eğitimi yoktu. Bunlar şöyleydi, bunlar böyleydi. Bunlar kafalarına göre gidiyorlar diye biraz şey olmuş hani karşı tarafı bayağı bir suçlayıcı demeyeyim de hani nasıl söyleyeyim irdeleyici bir yazısı olmuş. Diğer taraftan hemen şey geldi. Ya dedi aslında bu insanları kazanmak lazım. Federasyon yahut da bir kulüp. Arkadaşlar gelin bizden eğitiminizi düzgün alın. Doğru yolu daha çabuk ulaşırsınız gibi bir yaklaşım aslında. Yani insanları kaybetmek, dışlamak yerine, gitmek yerine onları kazanmak Evet, aslında bizim kesinlikle. sporumuzun en büyük ilkesi olması gerekiyor. Kesinlikle. Ben tırmanış alanında çok fazla hataya şahit oldum. Ve müdahil olmak zorunda kaldım. Ve arkadaşları bilgilendirmek için hani de, uyarırken de, yaklaşırken de ukalalık olarak algılamayın diye söze başlayarak giriş yaptım ki söylediğim şeyler yanlış anda algılanmasın. Çünkü kendilerini öldürecek kadar bir hatalar vardı. Yani emniyet noktası çok yanlıştı ve kaya tırmanışı yapmaya çalışıyorlardı ya da yapıyorlardı diyeyim arkadaşlar. Yani bu tür şeylerde yönlendirmeler yapmamız gerekiyor. Doğru bilgiyi
küstürmeden doğru bilgiyi vermemiz gerekiyor. Oraya eller cepte böyle yaklaşıp, ha işte bak siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bak yaptığınız şey yukarıda yanlış. Ha deyip arkayı dönüp gitmek böyle şey olur. Kötü bir tavır olur ve o kişiyi bu şeyden uzaklaştırır işin açıkçası. O sadece kendi yaptığının doğru olduğunu, benim onu beğenmediğimi gösterir. Bu tür şeyler de yaklaşımlar da nasıl diyeyim, bu olumsuz şeylerin gelişmesine sebep olur. Yani burada hep olumlu yaklaşmak gerekiyor. Ne kadar Evet, yanlış evet. olursa olsun. Çünkü Zaten spor ahlakı da ben bunu getirir, evet. o Yani biçimlendirir. sporcularıma ben mesela, ya da eğitim verdiğim, eğitim alan sporcularıma ya da adaylara diyeyim, yetişkinler olarak söylüyorum. Bir takım şey çalışmalar yaparken hata yapmalarına izin veriyorum. Yani çünkü Aa, yapılan çok güzel. yanlışlardan çok daha güzel doğrular çıkıyor. Çok daha kalıcı öğrenme oluyor. Yani yanlış yapsın diyorum. Çok Bazen güzel. işte eğitimdeki her zaman tüme varım değil, tümden gelim yöntemi bazen çok daha kalıcı bir öğrenmeyi gerektiriyor, getiriyor beraberinde. Bu hata yapıyor. Bir de şu var, siz bireysel olarak 20 tane hatayı bir araya aynı anda düşünüp 20 tane hata gösteremezsiniz. Yani 20 tane yanlış gösteremezsiniz bir eğitim esnasında. Ama 20 kişi her biri eline aldığı şeyle ilgili olarak, malzemeyle ilgili olarak her biri bir tane farklı hata yaptığında siz aynı anda 20 tane hata görebilirsiniz. Bu antrenör olarak ya da eğitmen olarak bizi de geliştirir bu şekilde. Ve düşünemeyeceğiniz, mesela aklımıza gelemeyeceğiz senaryolarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Fakat o kişinin bakış açısını da görmüş oluyoruz bununla beraber. Kesinlikle Yani hocam. Bu arada 20 dakikayı geride bıraktık. Sizden bir son birkaç istem, dilemlerinizi alarak yayına Fahri Hoca'yı alalım. Evet, Fahri Sonrasında hocamın da da zamanını yemeyelim. Hocam dinliyorsa kusurumuza bakmasın, çenemiz düştü yine. yok, güzel oldu ki Sabaha kadar sizi konuşsak anlatırız. bir sonraki dönem yine yayına alalım hocam. Güzel oldu bu ilgi ve alakada fazla. Böyle tadında bırakmak da hoş oluyor. Nedir hocam Olur, evet, en camiaya güzel. bu akşamki son sözünüz, isteminiz, düşünceniz? İstediğim sağlıkla kalın, dağlarla kalın. Bilinçli olun, bilinçli olmayan arkadaşlarınıza bilinçli olan kişilerin destek vermesini sağlayın. Kulüp yöneticilerine de seslenmem şudur ki vizyonunuz açık, ufkunuz açık olsun. Gençlerin ve ilerleyebilecek kişilerin önünü açın. Onlara maddi olarak olmasa bile manevi destek verip yola salın. Emin olun ki çok daha başarıyı çok hızlı bir şekilde yakalayacaksınız ve kulüp adına da başarıyı yakalayacaksınız. Benim içinde bulunduğum kulüpteki sporcuların işte başarılarını biliyorsunuz hocam. Yani çok kısa sürede çok güzel başarılar elde ettik. Aynı mantıkla yola çıkarlarsa çok çabuk başarabileceklerini, onlar da hem kulüplerini hem kendilerinin isimlerini yönetici olarak da gurur duyabilecekleri bir şeye vesile olduklarını göreceklerdir. Bence korkmamalarını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Dinleyici, katılımcı arkadaşlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Tekrar teşekkür görüşmek ediyoruz üzere. hocam. Hoşça Birlikleri kalın. sağlayalım. Elinize sağlık, yemeğinize Urdeka'ya bu arada sağlık. buradan tekrar el sallıyorum. Yine alacağız sizi sonraki dönemlerde. Bursa'ya sevgilerimizi iletiyoruz. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun.